Bak, senin düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil? Selim, sakin ol. Sonra anlatırım ben sana, tamam mı? Sen biliyordun. Biliyordun ve bana yıllarca katil muamelesi yaptın. Düşündüğün gibi değil diyorum sana. Tamam mı? Sakin ol. Anlatacağım ben sana. Selim Bey, affedin beni. Gelin helalleşelim. Siz manyak mısınız? Kafayı beğendiniz! Sakin ol diyorum sana. Sakin ol. Baban o senin. Atarlanma. Yola gelesin diye yattı adamcağız. Sen sus! Kapa çeneni. Gebertirim yoksa seni. Bu kadar insanın önünde yeterince rezil olduk. Anlatacağım sana dedim. Sakinleş biraz. Sen de senin babanın adamı. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme babana lütfen. Selim, bir konuşalım önce lütfen. Sen iğrenç bir adamsın. Kaza olayı unutulmuş derken bir de intihar mevzusu çıktı başımıza ya. Selim'in yaptığı kazayla bunun arasında bağlantı kurmana hiç gerek yok. Niye onu hatırlatıyorsun ki? Allah'tan burada ölen kalan olmamış. Ölen kalan olmamış. Allah hepinizin belasını versin. Selim ya, neredesin kim bilir? Anneciğim,
Çok özledim seni. Sen hayatta olsaydın eğer izin vermezdin babama, biliyorum. Korurdun. Kollardın beni. Sen Kutlusay, senden nefret ediyorum. Seni öylece bırakıp çıktım. Özür dilerim. Ne derseniz deyin, ben bu oğlanın sinirinden korkuyorum. Resmen üstümüze yürüdü. Çocuğun çektiği vicdan azabı yetmezmiş gibi. Bir de bunun... Öz babasının kendisini bile isteye azap çektirdiğini öğrendi. Öyle mi Onur? Bunu mu diyecektin? Anlayamazsınız. Ana baba olmadan beni anlayamazsınız. İmkan yok, kimse anlayamaz. Kazanın yaşandığı sene Selim zıvaradan çıkmıştı. Laf söz dinlemiyordu. Felaketti, ben hatırlıyorum. Saldıracak yer arıyordu ya. Olmadık yerlerde olay çıkartıp herkesle öresi kavga ediyordu. Deli gibi içip sapıtıyordu. Hatırlasana Nil. Korktum ya. Oğlum için korktum. Ya babacığım. Olaylar bir anda gelişiverdi. Kazadan hemen sonra. Ağzımdan dökülen anlık bir laf. Hayatımın bir parçası olacağını nereden bileyim? Selim uslanır, sakinleşir diye düşündüm. Küçük, beyaz bir yalanın buraya kadar varacağını nereden bileyim? Sizin için küçük, beyaz bir yalan. Selim için hayatı boyunca taşıyacağı bir vicdan yükü. Bir an hiç gelmeyeceksin
Binnaz, sen eve gitmedin mi? Yok anam, burada yattım. Serra nerede? Gelmedi mi daha? Mesaj attı. Ne mesajı? İşte arkadaşında kalacakmış bu gece. Arkadaşının kalacakmış? Ne münasebet ya? Ya ne var canım? Çocuklar hep yapıyor. Nazım hep yapıyor. Hem bir de haber bile vermiyor. Yok artık. Dur. İşte daha ne istiyorsun? Çocuk haber vermiş. Sen merak etme bak, bacağını açacak. Hadi yat. Yarın sabah konuşuruz. Hadi merak etme. Hadi bakalım. İyi geceler. Ah Serra, ah. Hayatta kendini yapayalnız hissettiğin oldu mu hiç? Tek başına kaldığını, seni seven, sayan, önemseyen kimse olmadığını falan düşündün mü? Bizim babamla ilişkimiz hiç iyi olmadı zaten. Hep birbirimize karşı mesafeliydik. Ne zaman başım sıkışsa annemin yokluğu hiç mi yoksa hiç babama sığınmadım. Sığınamadım. Allah'tan babaannem vardı. O da olmasa. Artık sadece babaannen yok. Sen de mi uyuyamadın? Yani. Benim de aklım Selim'de kaldı. Var mı bir haber? Yok. Çocukken de üzüldüğünde, sinirlendiğinde böyle ortadan kaybolurdu. Bir keresinde sırt çantasını alıp İzmir'e doğru yürümeye çıkmıştı. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıydı? 7 yaşında ya vardı ya yoktu. Alt mahallede bulmuştuk onu. Annenin aklı çıkmıştı kayboldu diye. O zamanlar da koruyucu limanı babaannemdi. Gece arabaya atlayıp Urla'ya gitmişsin bu çocuk. Yok sanmam.
Ama yarın sabah ilk işiyle babaannemi arayıp bir ağzını ararım, merak etme. Çok mu kötü bir babayım? Babacığım lütfen. Sen ne biçim bir babasın dedi. Nefret akıyordu gözlerinden. Nasıl toparlayacağım bu ilişkiyi bilemiyorum. Hayatımda her türlü sınavı geçtim. Ama oğlumla olan sınavı beceremedim. İyi ki varsın Nil. Babacığım. Olacağını tahmin etmemiştim. Yani seni böyle partiden birden çıkınca dedim eve gitmiştir. Daha uyumamıştır diye düşündüm. Bir de baktım ışıklar da açıktı. Şuradan pat diye çıktım ben de yukarıya. Öyle mi? Rahatsız ettim. Özür dilerim. Selim uyuyor, uyandırmayın. Evet, evet. Zaten morali de bayağı bozuk uyusuna. Ben gideyim o zaman. Olduklarının değerinin farkında mısın acaba? Konuşuyorsun. Sen de dişlerini gıcırdatıyorsun. Annem kesecek beni. Saat kaç oldu? Saat 7:30. Baksana hava bile daha ağarmamış. Karanlık hali. Annem daha fazla kızdırmadan sen beni eve bırak olur mu? Lütfen. Uyusun da biraz kendine gelsin. Sabaha kadar döndü durdu yatakta, hiç uyumadı. Yazık ya.
Tabii yazık. Hiç acıması yok Selim'in. Dün anlattı İhsan. Onun iyiliği için neler yaptığını. İlla kriz çıkartacak. Bu kadar büyütmeye ne gerek var? Şımarıklık bence. İhsan Bey'in de oğlunu terbiye etmek için seçtiği yol yol değil yalnız. Onurcuğum. Sevgilim hiç Onurcuğum falan deme ya. Dua edelim de dün akşamdan sonra baba oğlunları düzelmek yerine iyice kopmuş olmasın. Belki de böyle bir ara vermek iyi gelir ikisine de. Yok artık Asena. Sevgilime bunlar görüşmeyip düzelsin. Saçmalama. Ben biliyorum o arayı kimin düzelteceğini. Kim düzeltecekmiş? Babaannem tabii ki. Berrin Sultan'ın gelip baba oğul arasındaki ilişkiye müdahale etme zamanı geldi de geçti bile. Hiç unutmayacağım. Biraz da iyi tarafından bakmaya çalışsak. Hayatımda tutunabileceğim iyi bir taraf da var. Katil olmadığını, istemeden de olsa birini öldürmemiş olduğunu öğrenmiş olduk. Öyle, öyle de yıllarca sana vicdan azabı çektiren kişinin aslında baban olduğunu bilmek, ne bileyim. Bak görürsün. Her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. Nasıl da pozitifsin. Sen benim yerimde olsan mesela, baban sana hiç beklemediğin kadar büyük bir kazık atsa, ne yapardın acaba? Kim bilir ne yapardım. Gideyim ben artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Yazıklar olsun. Anne ne oldu? Yok senin annen. Beni bir dinler misin? Anlatacağım her şeyi. Gece eve gelmemek ne demek ya? Hem de emrivaki yaparak. Beni öyle hasta yatağımda tek başıma bıraktın yetmiyormuş gibi. Anne abartıyorsun ama. Özür dilerim. Hatalı olabilirim de bir dinlersen sen de hak vereceksin. Çok olaylı bir geceydi. Selim'le babası herkesin ortasında birbirlerine girdiler. Ortalık karıştı, sesler yükseldi. O çocuklaydın değil mi sabaha kadar? Evet onunlaydım. Çünkü bana ihtiyacı vardı. Onu öyle yıkık dökük yalnız bırakmak istemedim. Eve geliyordum ama yarı yolda geri döndüm. Bak sen, benim bir annem var. Ben önce arayıp ondan bir izin alayım demek aklına gelmedi öyle mi? Anne. İlnaz ablaya mesaj attım ben. Nerede o, gitti mi? Çıktı az önce. Senin sorumsuzluğun yüzünden bir de o işe geç kalmasın diye düşündüm. Yani bunlar da bula bula doğum gününü mü buldular yani böyle tartışacak? Ailevi karışıklıklar.
İhsan Kutlusay çok gaddar bir adam. Niye ki? Öyle işte. Yani benimki de beş para etmez de. Selim'inkini de altın tepsi de baba diye koysalar önüme, asla almam. Sen şimdi adama bu kadar laf et. Sonra tut yetiştirdiği çocuğa aşık ol. Bile bile lades diye biz buna diyoruz canım. İşte madam sekreteri de yazmış dün geceki olayı. Kim? Ne yazmış ya? Bu bir nevi sosyal medya dedikodu sitesi var ya. Arkasına artık kim varsa böyle önde gelen tiplere takıyor kafayı. Genelde yalan yanlış yazdığı için de dün geceki olayı şeye bağlamış. Selim Kutlusay'ın hizmetçi sevgilisine bağlamış. Saçma sapan şeyler bunlar ya. Saçma maçma. En azından hedef şaşırtmış. Fena mı? Kaza yerine hizmetçi sevgili konuşulacak şimdi. Günaydın babacığım. Günaydın. Sevgilim, sana hemen bir omlet hazırlatayım mı? Yer misin? Yok yok, istemiyorum. Selim'den haber var mı? Yok. Beni engellemiş mi ne? Arıyorum arıyorum, sürekli meşgule atıyor. Bak, o da biliyor işini tabii ki. Senin zaafını kullanarak bitmeyen ergen tripleriyle aklınca seni hizaya sokacak, öyle mi? Yeter artık ya. İnsan babasına biraz acır. Efendim Sakın. Tamam. Git onun evine. Bul oyun. Getir onu buraya. Vicdanı rahat etmemek ne demekmiş göstereceğim ben ona. Hemen çıkın evden. Yoksa ben bile kurtaramam sizi. Omlet var mı? Hemen. Sevinç. Anne, bu ne? Kör müsün? Görmüyor musun ne olduğunu? Ne olacak bu? Cama falan ısıcam deme sakın. Isıcam tabii. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Rahat bırakır mısın beni? Bu çocukla görüşe görüşe senin iyice huyun bozuldu, biliyor musun? Bencil insanlar bunlar. Önce ben diyen insanlar. Anne, sen taktın Selimlere, farkında mısın? Hayır, ne olduğunu, kim olduğunu bilmeden ne bu tavır, ben anlamıyorum ki. Allah Allah ya. Annen o insanların ne mal olduğunu 18 yaşında bizzat yaşayarak öğrendi kızım. Hoş geldin Selim. Evet. Seni dinliyorum İhsan Kutlusay. Hadi gel. Çalışma odama geçelim. Orada konuşalım.
Hayır. Ne anlatacaksan burada herkesin içinde anlatacaksın. Tamam, hatalıyım, kabul ediyorum. Ama haklı olmam babana saygısızlık etmeni gerektirmiyor. Böyle mi öğrettik biz sana? Senin bana duyduğun sevgi nasılsa benim de sana duyduğum saygı öyle baba. Hani sen hep dersin ya, ne ekersen onu biçersin diye. Selimciğim, lütfen biraz sakin ol. Sen karışma değil. Hadi çıkın hepiniz bir zahmet. Baba oğul yalnız konuşalım. Ya keşke ikisini yalnız bırakmasaydık. Selim ve kontrolsüz siniri. Belli mi olur ne yapacağı? Yok artık Asena. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Baba oğul onlar ya. Etle tırnak gibi. Kocamın bir zarar vermesinden korkuyorum. Kocanın sağlığı için endişeleniyorum. Olamaz mı? Ama ciddi bir nüansı kaçırıyorsun Asenacığım. Senin kocansa Selim'in de babası. Ne demek ya? Ne demek ben senin iyiliğin için yaptım? Ne demek? Selim, inan bu kadar uzamasını ben de istemedim. Bu olay bana da yük oldu. Zaman geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal aldı. Yani sen bu işi başlattığın için değil, uzattığın için pişmansın. Selim hatırlasana lise yıllarını ya. İyice zıvaradan çıkmıştın. Yere göğe sığamıyordun. Laf söz dinlemiyordun ya. Ya sana göz göre göre bir şey olmasını izleyecektim. Ya da... Ya da vicdan azabından kebermemi izleyecektim. Tamam Selim. Tamam. Haklısın, fazla uzattım. Hatamı kabul ediyorum. Gereksiz yüklendim ben sana. Ama oğlum... Aması falan yok! Ara. Ara, şu adamı ara, onunla konuşacağım. Ondan dinleyeceğim her şeyi. Ulaşılamıyor telefonuna. Sakıp gitti, evine bakıyor şu anda. Ara baba! Sakıp neredesin? Geldik ama taşınmışlar. Ne demek taşınmışlar? Bomboş ev. Yok efendim. Tamam. Gelince anlatırsın. Hiç tanımadığım bir adamın vicdanı benim için sızlamasa... Hayatım boyunca trafik kazasında birini öldürüp bir katil olduğuma inanacağım. Tamam. Haklısın. Özür dilerim. Biliyor musun baba? Annem ölmeseydi... böyle bir şey yapmana asla izin vermezdim. Thank you.
Selim bir dur. Bak yapma böyle ne olur. Ben mi yapıyorum abla? Babam yıllarca katil olmadığım halde katil muamelesi yapıyor bana. Ben mi yapıyorum? Tamam Selim sakin ol oğlum. Ablan seni düşünüyor. Sana yardımcı olmaya çalışıyor. Ablam beni düşünmez. Ablam beni düşünmez abi. Ablam babasından başka kimseyi düşünmez. Selim lütfen böyle söyleme. Bak gerçekten çok üzülüyorum artık. Haksız mıyım? Fazla mı tepki veriyorum? Haklısın oğlum, diyecek bir şey yok. Ama duygularının hareket edip yanlış bir şey yapmandan korkuyoruz. Selim, bak lütfen babamı düşman belleme. O da çok üzülüyor. Ben de çok üzgünüm abla. Niye biliyor musun? Babam yerine öldü senden bir adamın vicdan yarası olduğum için. İhsancığım yeter artık, hırpalama kendini. Bak sabaha kadar uyumadın. Kaç kere kavga ettiniz böyle? Hepsi çözüldü. Bu da çözülecek. Gel. Emrettiğiniz gibi. Emin'le oturdu eve gittim efendim. Ya geç bunları Sakıp. Biliyorum, anlattın telefonda zaten. Yoklar, evleri boş falan filan. Detaylarla gel bana, detaylarla. Taşınmışlar efendim. Konu komşu da bir şey bilmiyor. Hiç kimseye ne taşınacaklarını söylemişler, ne de nereye gittiklerini. Çakala bak sen ya. Salak bir şey sanmıştım ben de bunu. Bunca sene sonra hangi cesaretle Selim'in karşısına çıkmış? Asıl bunu öğrenmemiz lazım Sakıp. İhsancığım, olan oldu artık. Selim öğrendikten sonra bu adam hangi cesaretle, hangi niyetle bunu yapmış olursa olsun. Bil ya da bilme ne fark eder? Bırak şu rezilin peşini. Başına bir iş alacaksın. Cahil işte İhsan Bey. Sizden intikam alıyor aklınca. Ne intikam? Geçen de gelip sizden para istemedi mi bu uğursuz? Siz de vermeyince. Selim'i söyleyerek beni hizaya sokmaya çalışıyor, öyle mi? Öyle. Ama yine de bu iş Emin Salağı'nın boyunu çok aşar. Nasıl yani? Sanki arkasında akıl veren birisi ya da güvendiği biri var gibi. Ay yok artık canım. Olur mu öyle şey? Yok yok, olmaz. Olsa olsa karısı bir işler çevirmiştir. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ben bunlara düzenli para veriyordum. Neden birden büyük oynamaya kalktılar ki? Onu anlamıyorum. Sizin çevrenizden bu işi öğrenip para karşılığında adamın ortaya çıkmasını sağlayacak birisi. İmkansız olamaz. Benden başka kimse bu olayı bilmiyor. Yani benim çevremde böyle iğrenç bir şey yapabilecek bir insan tanımıyorum. Neyse. Bu Emin Salah yaptı yapacağını. 3-5 gün sonra para ihtiyacı olunca çıkar ortaya. O zaman alırız ifadesini. Tamam anne. Anne tamam diyorum, abartma. Kalıyorum işte anne bir yerde. Neresiyse neresi, ne yapacaksın ya? Yok, yok benim babamın parasına falan ihtiyacım yok. Adam arabamı elimden aldı, yetmiyormuş gibi gitti bir de evi kapattırdı. Hayır sen de zaten bunun yaptıklarına çanak tutuyorsun. Ben onu da anlamıyorum. Ne yapacaksınız siz? Bu şekilde mi ikna edeceksiniz beni Ankara'ya gelmeye ha? Ya tamam gözünü seveyim anne, kapat ya lütfen, lütfen. Tamam hadi. Serra. Ne haber millet? Hayırdır? Siz Japonlu yapıştığınızda ayrılamıyorsunuz mu?
Hadi gel. Ve sizi tanıştırayım. Barbaros, Namdeğer Barbar. Bu da Ali, işten arkadaşım. Biliyorsun bahsetmiştim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geç otur kardeş. Ayakta kalma. Ne haber Pirecik? İyi. Pire, oğlum çayla bizi. Yapmadık ki çay. Allah Allah. Oğlum git şu kahveden maveden bir yerden çöz gel ya. Kardeş benimki de açık olsun. Olur paşam, olur. Nazlım anlattı bir şeyler. Bereketli yere tezgah açmışsınız ama neyi nasıl yapacağınızı bilmiyormuşsunuz tam. Öyle mi? Yani biz aslında Nazlım'la da hallederdik. Ona da söyledim, başkasını karıştırma dedim ama illa tutturdu sen de ol diye. Başkası mı? Oğlum biz başkası mıyız lan? Allah Allah. Nazlım akıllı kızdır çünkü, bilir. Kas sürüsü gelecek yer, öyle uyuz tavukla gitmez o. Ben şimdi düşündüm bir, sizin böyle bir müdürü olduğunuz o okul mühitini. Bakıyorum da hemen planlar yapılmış. Şu zengin bebeleriyle ilgili kafamda çok güzel bir plan yaptım. Nazlım'a dengeden çıtırdattım zaten. Şimdi de sana anlatacağım. İnşallah aklın erer de söylediklerimi anlarsın. Nazlım kendince kurmuş olduğu bu kusmuk tezgahından para cukkalamaya çalışırken sen de Biricik denen o kızın ses kaydını inceden satışa sunacaksın. İyi diyorsun hacı da bunu ben de akıl ederdim yani. Sen bu işin neresindesin ayıkamadım. Plan, program ve takip işi bende kardeş. Anladın mı? Anladım. Anlamadıysan bir daha anlatayım. Efendim. Merak ettim seni. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bilmiyorum ama iyi olacağım. Neredesin sen? Arkadan gelen gürültü ne? Dalga sesleri. Ama atlamayacağım. Merak etme, o kadar da değil. Kötü mü geçti? Serra, bunu konuşmak istemiyorum şimdi ya. Sen neredesin? İşte misin? Hı, çalışıyorum. Ben de açım. Bir yerlerde bir şeyler yiyeceğim. Oradan da eve geçerim. Acayip uykum var. Benim birazdan mesaim bitiyor. Eğer konuşmak istersen... Yok yok, sen düşünme beni, merak etme. Hem anneni daha fazla kızdırmayalım şimdi. Selim, ben... Sen benim için çok değerlisin. İyi ol, tamam mı? Sırf senin için iyi olurum Serra. Yes.